Selamlar, sevgiler, saygılar. En son bıraktığım Bursa'da, İstanbul'dayken en son bıraktığım yerden devam ediyorum Mad Max'e. Bu kısmı geçememiştim. Bakalım şimdi geçebilecek miyim? Zor gibi görünüyor. Şu ana kadar da sesle ilgili bir takım ayarlar yapmaya çalışırken oynadım birkaç kere ama geçmeye yönelik oynamadım. Çünkü yanlışlıkla falan geçsem düzgün bir kayıt olmayacağından o kayıt. O yüzden geçmemeye çalışarak oynadım ama ah ulan. Yani orada çarpıp arabayı döndürecek hiçbir şey yoktu ya. Yani çok abartılı bir parkur yapmışlar burayı. Hiç normal değil. Ve hiç sevmedim. Oyunun burasını sevebilirdim. Şayet daha önce 3 kere 5 kere böyle yarışlar yaptırıp hani kolay kolay bir tık daha zor sonra daha zor falan. Bu da hani en zor. O yarışların en son aşaması, en zorlayıcı, en son işte boss yarışı, boss dövüşü gibi olanı olsaydı o zaman ha evet tamam derdim. Yani şu ana kadar bir sürü yaptık, bu da onların en zoruydu ama şu ana kadar hiç yarış yapmadık ve direkt çok aşırı zor bir yarışa soktu bizi. Bunun çok önceden bize söyledik tabi, bu yarışa gireceğimiz belliydi de ama bu yarışın nasıl bir yarış olacağı hakkında hiçbir fikrim yoktu. Ben adama yetişemiyorum bile ya. Yani yetişeceğim de onu patlatacağım ve de sürem var 5 dakika. Çok zor. Aşırı virajlı. Aşırı virajlı olmasa hani biraz daha düz kısımlar olsa, çünkü herif benim tam önümdeyken bile virajı dönmüş olduğu için ben ona bu şimşek zıpkınlarını atamıyorum. Göremiyorum çünkü. Virajı dönmüş oluyor o. Yani çok böyle kıçına kadar girmiş olmam lazım ki, ve hiç oradan kıçından ayrılmamam lazım ki şimşek zıpkınlarını arka arkaya böyle herhalde 5-6 tane falan atmam gerekiyor diye tahmin ediyorum. Denk getirmem gerekiyor. O da zor. Araba çok kolay patlıyor. Yani bu kısımdaki araba kullanma fiziği komple normal ana oyundakinden farklı. Komple değiştirmişler. Farklı bir şey kullanmışlar yani burada. Araba daha kolay hasar alıyor, daha kolay yoldan çıkıyor falan filan. Arabayı yolda tutmak zor. Yani zorlaştırmak için ellerinden geleni yapmışlar burada. Yani gördüğünüz üzere daha öndeki arabaya yaklaşamadım bile. O ilk başlangıçta hemen dibinden iki tane üç tane şimşek zıpkını atabilirseniz iyi oluyor. Atamazsanız ondan sonra biraz daha yani sonradan onu yakalayıp şey yapmanız, hasar vermeniz daha da zor. Ben şu anda daha hiç atamadım. Arkadaşı göremiyorum bile. Yok yani şu an görüş alanımda değil. Ah ulan. Madem böyle bir kısım yapacaksınız, burayı biraz daha casual, biraz daha normal. Şu bu kadar zorlamanın alemi neydi acaba? Ben daha arkadaşı göremeden, o patlatmam gereken arabayı göremeden ben patlayacağım, diskalifiye olacağım şimdi. Yani bir kere daha çarparsam ya da bir tuzağa yakalanırsam patlayacağım. Aha evet, noktasını gördüm, demek ki biraz yaklaştım. Ama işte yani çok dibine kadar girmem gerek. Hadi nişan aldım. Al. Patlıyormuşum meğer. Daha bir tane atamadan öldüm. Gördüğünüz üzere. Harikayım. Hans, what we got? Got the old Thunderchip. Big hunk of ammo. Supplies.
gonna be enough. Hey hey. İlkini denk getirdim. Şimdi şey yapmadan ikinciyi de atmam lazım. Ah be, ulan öndeki arabayı patlattım. Aptal gibi mayın attı. Ben şu ana kadarki en iyi başlangıcımı yaptım galiba. İnşallah devam eder ama ya çok virajlı abi. Aa, bunu da valla 3 tane denk getirdim. Ama yanmaya başladım. Güya 3 tane daha atmam lazım. Çok zor. Aha! Çok az kaldı. Ah be, hayır. Hayır. Çok az kaldı lütfen. Bir kere daha vurabilsem onu. Ama vuramayacağım. İşte ah. Neyse, bunu da yayınlayayım. Evet, şu anda aslında güzel başladık. Evet, ikinciyi de attık. İşte o mesafeyi açamadan ben bu şeyi korursam, şu ben korursam mesafeyi, kaza yapmadan falan. Au! Hadi. Uf, çok güzel. Uf, hayır, onu atmayacaktım ya. Oho. Patladı. Vallahi geçtim. Bu 10'uncuydu bu arada. 10'uncu oynayışımda. Hatta şey demiştim. Her oynayışımı ayrı ayrı kaydettim de onları sildim tabi. Bunu doğal olarak silmeyeceğim. Hatta şey dedim. Ondan sonrasını saymayacağım demiştim ama ondan sonrasına gerek kalmadı. 10'uncu oynayışımda bitirdim. He he, yaşasın. Ama her yarışta şunu dedim fix olarak. Yani oyunun en başında eğer kıçına kadar yaklaşır da kaza yapmadan, alevlerin içinde kalmadan, mayına basmadan falan, kıçından ayrılmadan bir süre devam edebilirseniz ilk 2 dakika içinde patlattınız. Yoksa ondan sonra bir kere kaza yaptınız mı bir daha yakalama şansınız hiç yok. Benim hiç olmadı. Neyse, güzel hallettik. İnşallah seste problem yoktur. Çünkü bir sürü ses ayarı falan da yaptım. İki kişi girer, tek kişi çıkar. Bitmedi mi lan? Yarışın ikinci aşaması mı var? Eyvah eyvah. Bu ablayla kavga mı edeceğim? Hadi canım. Abi. Oh. Hadi ama.
Mouse işareti çıktığında yakınında olmuyorum ki ablanın. Abi amma uğraştım ya. Canını yarıya indirdi ama. Kim daha iyi takla atıyorsa o kazanıyor gibi bir durum var şu anda. Çok gıcıkmış burası da ya. Yani hadi iki kere daha vursam oldu. Hadi bir kere daha vursam oldu. Ah yok, bir kere daha. Hey Allah'ım ya, komikti bence bu. Takla ata ata. Bu arada bu dövüşü ilk de yani tekrar etmedim. İlk dövüşümde aldım. Dövüş zor değildi de gıcıktı. Ablayı niye dövdük ben? Ya Allah Allah, neyse. Hem yardım etti bana, beraber müttefik olarak yani düşmanımın düşmanı dostumdur kafasıyla mı şey yap, bilmiyorum. Oha. Bir tane daha mı düşman geliyor? Oba, bunun önündeki ne diye sormayacağım. Boynuz olduğunu umuyorum. Çayım da bitti ya. Ulan çayım bittiği için şimdi eğer bir boss dövüşü falan gibi bir şey daha olacaksa kesin kaybedeceğim. Kesin. Sırf çayım bitti diye. Kimmiş ya? Buna silahlarımı kullanabiliyor muyum ki? Sadece yumruklaysa bu biraz zor. Oha. Oba. Ama daha bana dövüşme şansı vermeden dayak yedirerek başlatıyor. Canım full başlatıyor inşallah. Oo. Aa bu ne? Al onu. Al onu. Abi al onu. Abi baktığın şeyi niye alamıyorsun ya? Bir de yandaşları da var.
Ha, bu herifin şey mi yapmasını sağlamam lazım acaba? Gel gel. Onlara vurup patlatmasını falan mı sağlamam lazım acaba? Lan sen nereden çıktın ya ikinci? Yürü git. Ah be gelmedi. Variller muhtemelen düşündüğüm şey için ama varillere doğru onu nasıl çekeceğim? Ufaklar geliyor. Hadi varile vur. Ah be vurmadı varile. Gel. Tamam buraya gel. Oh, ulan vurdu ya. Ulan şu küçükler yüzünden de dayak yiyeceğim ya. Abi ne tarafa doğru dönüp... Harbi uyuz oldum. Ben daha buna bir kere bile vuramadım. Bu ufaklar sinir bozucu. Ufaklar gelmese ben bunu hallederim de. Gel. Bu varilleri buraya boşuna koymamışlardır. Vardır bir esprisi. Ya ulan. Benim canım. Oo. Ben de patladım. Yumruk mu? Ulan elimdeki silah ne oldu? Hoş. Al. Hoş. Hayır, alan. Öldüm mü? O mu öldü acaba? Ben de ölmüş olabilirim. Ne oluyor yahu? Silah. Oo, hayır. Hayır. Get out of here.
Canımın yarısı duruyor ama. Ben buradan şu anda kaçmaya mı çalışıyorum yoksa öbür arkadaşın yanına gitmeye mi çalışıyorum? Lan! Ah, yedim onu ya. Neyse, azar azar can da veriyor ya bunlar. Bunları da toplayalım bari. Acık canım artmış nasıl olmuşsa. Aa, benim silahım da vardı, bir dakika. Bonfişim var, bıçağım var. Ben niye kullanmıyorum bunları? Aha, su. Dört. Bir daha. İyi, burada kendimizi yenilemek için fırsat da vermişler. İyi olmuş. Gene mi ya? İnşallah onun canı yarımdır. Ben kendimi fulledim de. O kendini fullememiş olsun. Ama fullemiş. Tabii ki fullemiş. Ufaklar gelmezse ben bunu her türlü ağzını burnunu kırarım da. Baksanıza hiçbir şey yapamıyor zaten. Ama tabii ki ufaklar gelecek. Hem de sürüsüne belki. Oh mis. Silah. Oo. Oo. Düşen silah var mı? Evet. Silah niye attı? Oha. Silahı niye attın kardeşim? Aha, güzel. Bana mı atıyorlar? Ya ulan, iki defa yarıya indirdim canını ya. İki defa yarıya indirmek demek, bir defa tamamlamak demektir. Ben aslında öldürdüm sayarım kendimi bunu. Neyse, yarıştan daha iyiydi buralar en azından. İkilemedik. Tek seferde geçtik. Videoyu şu anda kaydediyor muyum acaba? İnşallah kaydediyorumdur. Çünkü ikinci monitör hala yok. Bir bilgisayar masası bile yok şu anda. Bir tane sehpanın üzerine monitörün kutusunu koydum. Karton kutuyu. Kutunun üzerine monitörü koydum. Kutunun üstünde duruyor monitör şu anda. İstanbul'daki evde olan koltuğa benzer yine bir koltuk var. O koltukta oturuyorum. Yani bilgisayar koltuğu, bilgisayar masası falan yok şu anda. Bu hafta sonu veya işte önümüzdeki haftanın başında falan bir tane masa getiririm. Masa getirince ikinci monitörü de kurarım. O zaman kamerayı falan da kurarım. Yalnız şöyle bir durum var. Ben burada hani bir işte çalışmak üzere geldim aslında ama geldikten sonra biraz hayal kırıklığı oldu. O düşündüğümüz iş olmadı. Ya da olacaksa da ertelendi. Ekim'e, Kasım'a falan ertelendi. O zamana kadar boşta duramam. O yüzden bir işe girip çalışmam gerekiyor.
Burada herkes eş, dost, arkadaş. Soruşturuyoruz işte, böyle masa başı, bilgisayar başı bir iş ayarlayabilirsem girip çalışacağım. O zaman yine video çekerim. Canlı yayın da yaparım hatta. Ama akşamları olur ve daha kısa olur. Yani öyle eskisi gibi 6 saat, 8 saat canlı yayın zor. Yani günde 2 saat falan tek oyun oynamalık falan yaparız. Ve haftada 3 kere falan yaparız. Yani çok da sık yapamam. Bilginiz olsun. Ama şöyle bir avantajımız olur. Sene sonuna kadar falan bu şekilde, bu dediğim şekilde gider. En azından istediğim oyunları alabilirim. RDR 2'yi falan alıp oynamak istiyorum. Mesela o Resident Evil 3'ü alıp oynamak istiyorum falan. Bunları alıp oynayabiliriz en azından. Öyle bir sıkıntımız olmaz. Oyun oynayamama gibi. Burada bilgisayarcı bir arkadaş var. Onda ona sık sık işte işlemciler, ekran kartları falan filan geliyor. O da al bunu dene, bunu kullan satılana kadar deyip bana verebiliyor. O sayede oynayamadığımız oyun, yayın, yapamadığım yayın falan da olmaz. Ama şey, internet altyapısı İstanbul'daki gibi. Yani yine 720p canlı yayın yaparsam 720p ve düşüğe yakın bir kalitede olur. Ama video çekersem, video çekip yayınlarsam şu anda yaptığım gibi, onlar daha yüksek kalitede olur. Bakalım, ara ara her ikisini de deneriz. Bir sisteme oturturuz. Daha şu anda benim de tam ne yapacağım, akıbetimin ne olacağı çok belli olmadığı için kesin bir şey söyleyemiyorum size. Bu arada bu ara videoda çöp oldu. Hayal aleminde geçen böyle tuhaf eski eşimizi gördük falan filan. Ama yani Mad Max'in hikayesi zaten biraz tırt bir hikaye olduğu için çok da takip etmedim şu ana kadar. Bu videoyu da çok uzun tutmayacağım. Assassin's Creed için de öyle demiştim. 1 saat 15 dakikalık bir video oldu ama şu işte bu boss savaşlarını, şu kısımları bir geçeyim. Videoyu sonlandıracağım. Bu kısa bir video olsun. Hafta sonu yine video çekmeye çalışacağım. Bakalım bir tane mi gelir, iki tane mi gelir, kısa mı olur, uzun mu olur bilemiyorum. Şeyin Türkçe yaması yayınlanmış. Middle Earth Shadow of War. Onu da kurup önümüzdeki hafta olur, ne zaman olur bilemiyorum. Onun da Türkçe yamasını alıp onu da oynamaya başlarız yakın zamanda. Steam indirimlerinden de almak istediğim bir sürü oyun vardı. Onları da alamadım ama yani zaten çok büyük indirime de girmediler. Gene girerler. Daha sonra alırız. Başarım kazandık. İyi, güzel. Kabuk. I was denied my destiny at Scrotus' side. Now my blood will destroy him. Hım. Benim ne kadar puanım var? 1190. Garaja giremiyorum, ilginç. Kendimi geliştirebiliyorum ama kendimde çok da geliştirebileceğim bir şey yok. Tipimizi değiştirebiliriz. Tiple ilgili bence gerek yok. Bunlar da gerçi şey, 0 puan. Hani puan istemiyor da bakalım neymiş. Bence tipimiz iyi ya. Yok şu. Garaj açıldığı zaman şu puanları da kullanırız ama şimdilik dursunlar. Neredeyim la ben? Harita da çalışmıyor. Harita tab mıydı? Ha, tabmış, pardon. Ya oynamayınca oyunları da unutuyorum ya. M'ye basıyorum. Escape'e basıyorum. Ha. Yakıt kentin kanalizasyonlarında, yer altında bir yerlerdeyiz. Buralarda bir şeyler var falan filan. Dumanlı Freya bölgesi 2. seviye. Yani şey seviyesine düşürmüştüm ben, tehdit seviyesini. 4'ten 3'e, sonra da 2'ye düşürmüştüm. Hemen hemen her yer 2. seviye ama 2. seviyenin çok böyle üstünde olanlar var. 3'e geçmek üzere olanlar var. Oralara da bakarız sonra. Olmadı ben yine kayıt dışı olarak biraz oynayıp bu tehdit seviyelerini falan düşürürüm. Olmadı işte ıvır zıvır buralarda mesela toplanacak çok şey varmış gibi görünüyor. Onları toplarım, şuraları falan. Vır zıvır işleri şey, kayıt dışı olarak ben yine yaparım, yapmaya çalışırım. Ama ana görevleri ve önemli yan görevleri kayıtta yaparız. Bura nereye ya? Şuradan bir çıkalım mı acaba? Buradan çıkıp öyle mi
videoyu sonlandırayım. Burada inleyen insanlar, hastalar, kadınlar, çocuklar. Burası nasıl bir yer? Daha önce geldiğim, hani gidemiyorum buradan sonrasına dediğim yerler mi acaba? Aa, bizim kan burada burada. Ha, Magnum Opus'u bizim arabayı şey yapmış. Güzel. Binemiyorum arabaya, niye? Çıkabilecek miyiz buradan? Evet. Ha, güzel. Yeni bir çöl görevi açıldı. Çığır sana. Şunlardan biri mi acaba? Neyse, bir sürü görev daha açıldı galiba. Haritayı küçültünce gösterir mi? Şu anda ana görev olarak. Yo, bu ana görev değil. Ana görev olarak gösterdiği burası var sadece. 3 çöl görevini tamamlamışız. Ha. 4 tane varmış, 3'ünü tamamlamışız. Tamam. Ve Dumanlı Freyah'ın kalesinde 2 proje. Ya abi, bunlar işte ana görev olmamalı ya. Dumanlı Freyah'ın kalesinde hangisiydi o? Ha, burası. Hiç mi yapmamışız? Tamam, hadi buraya gidelim. Yani gidelim bari, ne yapalım? Şimdi şey açılıyor mu? Garaj açılıyor. Evet. Şunun süresini kısaltayım mı ya? Ama bunu yapamıyorum. Hem param ona yetmiyor, hem tehdit seviyesini 1'e düşür diyor. Yok artık ya. Onunla hiç uğraşamam 1'e düşürmekle. Hasarı arttırıyor bu. Süreyi arttıran, şey azaltan hangisiydi? Yeniden doldurma süresini. Ha, bu bir tanesi. Bu da hasar. Bu da süre. Ha, bu neymiş? Ne olduğunu da göstermiyor. Tüf. Onu güçlendireydik, iyiydi ya. Neyse, o zaman zırtı güçlendirelim diyeceğim. Onu da güçlendirelim. Bunun hepsini de birinci seviye istiyor. Yok, onları yapamayacağız demek ki. Yani yapmayacağım. Çünkü uğraşamam yani, bütün haritayı dolaş, ikinci seviye tehdidi birinci seviyeye düşür. Çok uzun iş. Yani kafadan bir 8-10 saat daha ilave eder. Gereksiz, yani daha önce 10 defa yaptığım işleri bir daha yapmak için bir 10 saat daha uğraş anlamına geliyor bu. Onunla uğraşamam. Bu tip oyunların bu tip zorlamaları da artık hakikaten insanı uyuz ediyor ki, galiba bu tip şeyler şeyde de var. Middle Earth Shadow of War oyununda, oynayacağımız oyunda da var. O yüzden onda da hani ilk başta zevkli olur, yapabildiğimiz kadar bir şeyler yaparız ama ondan sonra derim, bırakırım. Yani yapabileceğim bir gelişten şu varmış. Hadi bunu yapalım bari, tamam. Egzozu da çıkardık en yüksek seviye. Motor, şunlar daha açılmadı. Yani oyunun hangi kısmındayız acaba ya? Bunların açılması için büyük şef görevini yapmamız lazımmış. Allah. Neyse, yaparız ya. Arabanın da her tarafı yamalı yamalı, dikenli dikenli. Bu arada, pardon. Arabanın hep son güçleri seçili değil mi? Evet. Yarış için hani daha düşük de olsa başka şeyler gerekiyor diye. Tamam. Onlar seçili kalmasın da. Shooter mı? Lan shooter. Ben onu indiririm. Ya. Gel lan buraya shooter. Oha!
İndirdim onları ama herhangi bir şey yazmıyor onları indirdiğim zaman. Ya o orayı ele geçirmiştim. Onları daha önce de indirmiştim. Ama her defasında tekrar çıkıyorlar. Yani size işte kurşun israfı. Puan da vermiyor onları indirmek. Muhtemelen daha sonra buradan geçerken yine gösterecek onları. Şurada ne var? Sen ne anlatıyorsun acaba? İnemedim. Ha. R'ye basıyorum, arabanın içinde kaldım. Ne yapıyorsun acaba? Yakıt kent şampiyonusun. Artık namımız o şekilde yürüyor. Şampiyon olduk ya. Artık bize çok rahatlıkla "Hey, sakin ol şampiyon" diyebilirler. Şimdi bize ne söylemiş oldu? Her yer çöplük, her yer hurdalık. Her yer çöl. Şampiyonum oğlum ben, yolu verin bana. Aha. Yok, devam et. O sniper beni vurmadan, şu ileride bir sniper daha var. Ben her yeri sniper doldurmuşlar bunlar, niye? Oha! Lan oğlum! Lan oğlum, adam hasta etmiyor. Yani hem onlarla kapışıp hem sniperla şey yapamam. İkisini birden. Hem o hem o olmaz yani. O yüzden buradan bir uzaklaşalım. Şu sniperların radarından bir çıkalım. Ya sizi var ya. Oğlum. Ama tabi ben kaşındım ya. Hata bende yani. İlk çarpan ben oldum. Belki onlar yanımdan geçip gidecekti. Şimdi. Senin için yeni bir çöl görevi var. Manlı Fırya. Projeler inşa edilmeye hazır. Hangisi mesela? Aha, bunu yapabiliyorum. İki tane yapsam yetecek zaten. Tamam. Bir şey daha. Şu kim? Bir dakika, burada bir görev başlat var, orada bir görev başlat var. Oo, şunlar da yapılabiliyor. Bu parçaları da toplamışız. Vay, iki tanesini yaptık bile. Güzel. Hazırda zaten toplamışız. O çok iyi. Bir de şunu yapabiliyorum. O iki tane yapınca zaten kalenin görünüşünü falan da değiştiriyor. Bir şekil, şükürler, bir şeyler yapıyor. Kale geliştirildi. Bizden istediği buydu zaten. Güzel, şansımız varmış. Zaten yapabiliyormuşuz. Toplamışız etraftan bir şeyler. Aha, bu ikisini de mi yapabiliyorum? Al. Kur. Aa, evet. Maliyetsiz şekilde buraya geldiğimiz her defasında cephanelerimizi fulleyecek. Şu andakini de yapabilirsem bir tık daha geliştirmiş olacağım. Aa, bunu da yapabiliyorum. Güzel. Buraya bayağı şey bulmuşum demek ki daha önce. Ve ilk defa geldiğim bir yer olduğu için. Araştırma ekibi. Çöpçülük mekanları haritada işaretlendi. Güzel. Bir tık daha geliştirildi. Şansa bala. Evet, sırtımızdaki büyük yük bir
bir geliştirme daha alabiliriz. 7 tane geliştirmemiz varmış. Şimdi var mı başka yapabileceğim, inşa edebileceğim bir şeyler? Bu neymiş? Patates yok, tereyağı yok, et yok. Hiçbir şey yok ya. Yani. Güzel. Su. Ha, az önce yaptığım su değil miydi ya? Burada iki tane varmış. Ha, petrolmüş bu, pardon. Şurada bir şey var, onu yapamıyorum. Petrolü yapamıyorum. Yani yapmam da şart değil zaten de. Gelmişken yapılabilir bir şeyler varsa yapalım. Eksantrik bir daha. Adamla daha yeni tanışıyoruz. Ben adamın kalesini iki kat geliştirdim. Ama daha yeni tanışıyoruz. They expect me to deliver them. I see in you a possible. Bazı oyunlarda şey olabiliyor ya, sıkıntı. Hani sizin görev gereği yapmanız gereken bazı şeyleri o görevi almadan önce yaptığınızda saçmalayabiliyor oyun. İnşallah bunda öyle şeyler olmaz. But you, your goal is elsewhere. That makes you a valuable ally. Nobody's ally. Many of my flock have come from the path of the blade. And on to the flame. You'll be rewarded in buffed up weapons. What do you need? Since Dread Scrotus's recent bout with death by chainsaw, sıcak kucak. The holy machination we call the warm embrace has become non-functional. You mean that big tube mounted outside? It leads into the gas-filled belly of Gastown. Once a sacred moon. It bellows out a pure flame, embracing the wildfire, standing in its front. Now the flames have stopped. We cannot go into the tunnels, pitch black and full of flammable gas, making our torches impossible to use. Your false light there. That's the way to go. Yalancı ışık derken? Ateş olmayan yerden. Harika şimşek zıpkını. Yükseltmesini aç. O nasılmış ya? Allah Allah. Şimdi mi açabiliyorum? Yoksa bunun görevini yapınca mı açabiliyorum? Şimşek zıpkını. Yani bu şunu açma şeyi çıktı. Bunun kilidi kalktı. Yani kilidi kalktı derken, yani bu görevi yaptığımda bunun kilidi kalkacak. Hasarı %100 arttırır. Ha. O zaman şunu yapmadan da bunu yapabiliyordum galiba. Bu oyunda böyle, yani sırayla almak zorunda değilsiniz. Şu görevi yaptığımızda şunu, şu yükseltmeyi alırız. O 1800 burada toplamam lazım. O da biraz kallavi bir miktar ama artık hallederiz bir şekilde yani. Senin ne görevin var? Thought I'd return to Gastown. What? I was a black finger here. Yeah, the finest, the most exalted. Oh, I had it all. The parts, the purpose. I worked on the war machines and the assault vehicles, and I had a bunk. Videoyu orada sonlandıracaktım. Gene uzattım, gene uzattım. Neyse, buradan şimdi kapıdan dışarı çıktığımızda sonlandırırım. Bu görevleri sonraki videoda yaparız. Bu arada oyunun grafik ayarlarıyla hiç oynamadım çünkü zaten GTX 1060 3 GB varken ben de normal, yani kendi kartımı kullanıyorken de en üst ayarlarda oynuyordum. Şu anda 1080 Ti var. Ayarlar yine en üst ve herhangi bir takılma kasma bir şey yok. İnşallah videoda da kasma olmamıştır. Onu kontrol edemiyorum şu anda. Ama Assassin's Creed Odyssey diyecektim ya. Origins'te bir şey, işlemci darboğaza giriyor. Orada bir kasma oluyor. Onu çözeceğim. Yani çözeceğim dediğim, işte ayarları bir tık düşüreceğim. GTX 1060 ile oynarken de zaten çok ufak kasmalar oluyordu.
O işlemciden kaynaklanıyormuş. Ben ara ara işte hard diskten kaynaklanıyor zannediyordum. Gerçi hard diskten de kaynaklanıyor. O da hani yükleme ekranları, yükleme gelen yerlerde donmalar hard diskten kaynaklanıyor. Ama durup dururken ki donmalar işlemciden kaynaklanıyor. Kutsal İngiliz anahtarı yükseltmesi verecekmiş. Yakıt kentteyken parça parça işe yarayan burada parçaları çalmaya başladı. Gizli Zula. Bu güzel olur. Bunu da yaparız. Tamam. Şimdi arabaya binelim. Haritaya bakalım. Şimdi gösterecek mi? Bunu yaptık. 3 çöl görevi tamamla. Bunda 3 çöl görevi tamamladı tik vardı. 4 görevden 3'ünü tamamladım. Girişe sür. Allah Allah. Çöl görevi hedefi. Neyse bunlara bakarız. Ya yani gene bu girişe sür. Allah Allah neyse bakarız ona. Ha, bir tane burada var. Mezara git. Tamam. Haritanın en kuzey ucundayız ve bize en güney ucuna gitmemizi istiyor. Neyse hızlı seyahatle şuraya geliriz, oradan oraya gideriz. Şu ünleme bakamıyorum ya. Hani bu ne diyor? Burada da var bir görev bir şey. Neyse ona da bakarız. O zaman önümüzdeki yayında önce şuradaki olay neyse onu bir halledelim. Sonra buraya hızlı seyahat yapalım. Heh. Meskencileri yen mi? Bağırsak deşinin burada içeride meskenciler mi varmış? Allah Allah anlayamadım. Neyse bakarız. Sonra buraya gideriz bir şeyler yaparız. Yani daha yapılacak başka bir sürü şey de var. Takılırız buralarda. Yani o kadar dolu görünüyor ki harita ama aslında işte dolu değil. Hep birbirinin aynısı şeyler. Kopyala yapıştır. Neyse. Bir sonraki yayına daha bir düzgün halde inşallah devam ederiz. Şimdilik bu kadar olsun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.